Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Çok uzun zamandır çekmeyi istediğim bir videoydu. Ama gerçekten fırsat bulamadım, şu an çekiyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bunlar benim samimi fikirlerim. Yani bir abi kardeş tavsiyesi olarak alabilirsiniz bunları. Onun dışında bu konuda herkesin farklı fikirleri olabilir. Saygı duyuyorum ama kimsenin bu açıdan anlatacağım şeyleri konuştuğunu ben daha önce duymadım. Şimdi çok büyük bir soru, çok soruluyor. Herkese sorulduğuna eminim. İlk kürüme hazır mıyım? İlk kürüme ne zaman gireyim? İlk kürüme başlamalı mıyım? Çok klasik verilen iki tane cevap var. Genetik limitine gel. Yarışmacı değilsen kullanma. Şimdi bunlar arkadaşlar doğru mu? Aslında hayır, yani açık olmak gerekirse hayır. Yarışmacı olmanız şart değil. Yani bugün baktığınızda çok çok ağır kürler yapanlar da atletik fizikte yarışabiliyor. Yani çok onların yarışmacı olmasının da bir anlamı yok. Ya da herkes podyuma çıkmak zorunda değil. Ama hayatını vücut geliştirmeyle bağdaştırmış ve kullanmak istiyor olabilir. Kesinlikle olabilir. Ve genetik sınır. Genetik sınırınıza gelmeniz de aslında şart değil arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü genetik sınırınıza çok zor geleceksiniz. Birincisi bu. Birincisi, bir diğeri de bu gerçekten oldukça ileri bir yaşta olacak ve o yaşlarda da bunları kullanmanın bazı sıkıntıları olabilir. Peki neden bu ikisi söyleniyor? Bunun en büyük sebebi arkadaşlar, genetik sınıra gelmekten başlayalım. Genetik sınıra gelmek için gerçekten bir tarafınızı yırtmanız lazım. Yırtmanız lazım. Yani beslenme anlamında ve antrenman anlamında. Antrenman anlamında her şeyi çözmüş olmanız lazım. Belli ciddi kiloları kaldırıyor olmanız lazım. Belirli volüme alışmış olmanız lazım. Egzersiz formları kusursuz olacak. Overtrain oluyor muyum? Undertrain oluyor muyum? Optimum volüm, intensity, bunların dengesini çözmüş olmanız lazım. Platoya geldiğinizde bunu aşmayı biliyor olmanız lazım. Yani genetik sınırına gel mantığı aslında bu. Genetik sınıra gelmek çok zor, çok uğraştırıcı bir şey. O yüzden her şeyi çözmüş oluyorsunuz, her şeyi bitirmiş oluyorsunuz. Onun üstüne kullandığınızda kürden en iyi verimi alabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde yarışmaya katılmak. Yarışmaya katılan insanlar gerçekten disiplinli, %100 disiplinli bir şekilde çalışıyor. Başarılı ya da başarısız, o podyuma çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. O yüzden yarışmacı olarak kullandığınızda da çok iyi verim alıyorsunuz. Ve tabii belli bir düzeye gelmeyen insanlar podyuma çıkmayı da düşünemez. O yüzden baktığınızda aslında siz çalışmayı ve beslenmeyi biliyorsanız, yarışmacı kadar da disiplinliyseniz, ikisine de ulaşmadan, yarışmacı da olmadan bunları kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Sonuçta ilacın farmakolojik etkisine baktığınızda, bugün bunu ben de kullansam, yeni başlayan biri de kullansa, birebir vücutta aynı etkiyi gösterecek. Yani yeni başlayan birinin kullanması daha zararlı değil. Benim kolesterolümü bozacaksa, benim iyi kolesterolümü düşürecekse, işte karaciğer enzimlerimi yükseltecekse, birebir aynı şekilde yeni başlayanda da olacak. Yani o zaman yeni başlayanın kullanması daha zararlı mantığı ne? Böyle bir mantık yok. Yeni başlayanın kullanmasında şöyle bir sıkıntı var. Adam antrenman yapmayı bilmiyor kesinlikle. Adam beslenmeyi bilmiyor. O yüzden benim alacağım verimin binde birini alamayacak. Asıl problem bu. Yani bu saydıklarım da arkadaşlar, inanın bir senede, iki senede çözemezsiniz. Yani bir senede, iki senede itiraz etmeyin. Kimse vücut geliştirmeyi çözemez. Bugün Türkiye'nin en iyi sporcularına sorun, en iyi vücut geliştirmecilerine sorun. Yani isim vermeye gerek yok. Var yarışan çok iyi insanlar var. İşte son zamanlarda Gymkhong'dan çok da beğenerek takip ettiğim insanlar. Sorun, 2 sene önce ile bugün fark var mı antrenmanında? 3 sene önce, 4 sene önce. Ben eminim her sene istisnasız daha iyi antrenmanı çözdüklerine ve daha iyi beslenmeyi çözdüklerine eminim. Ki onlar bile çok ileri seviyede.
Ben bile 2 sene, 1 sene önceki yaptığım antrenmanla şu an yaptığımın alakası yok. Bu yüzden arkadaşlar en az 5 seneyi devirmeden bunu düşünmeyin. Bunu aklınızdan çıkarın. Çünkü her ilerlediğiniz sene vücudunuzu tanıyacaksınız. Antrenmanı, beslenmeyi öğreneceksiniz. Sistemi çözeceksiniz. Evet, bir insana, yeni başlayan bir insana bunların hepsi yüklenirse o insan kür yapabilir. Hatta genetik limitine ulaşan birinden çok daha iyi gelişir. Çok daha iyi gelişir. Çünkü hem zaten natürel alacağı kas kütlesini hızla alacak. İnanılmaz bir hızla alacak. Ve de genetik limitine ulaşmış biri ilaç kullandığında inanılmaz da değişmeyecektir aslında. Belli bir dozlardan bahsediyorum ama genetik limitine ulaşmayan biri ilaç kullandığında çok çok daha fark edecektir. Böyle de bir gerçek var. Ama arkadaşlar, platolara girmediyseniz, gelişiminiz durduğunda bunu çözmediyseniz, bunlarda zorlanmadıysanız ya da bir yarışmaya hazırlanma ciddiyetinde değilseniz verim alamayacaksınız. Olay aslında bu. Yani yoksa herkes aynı yan etkileri görecek ama bazıları verim alamayacak. Bir diğer konu da şu. Daha bu zorlukları çekmediyseniz, ilacın rahatlığına alışınca şöyle bir şey var. Daha rahat beslenebilirsin. Cheat meal'ler olsun, makrolarına çok dikkat etmeyebilirsin. Yine gelişirsin. Çok dinlenmene dikkat etmeyebilirsin. Yine gelişebilirsin. Antrenmanını yarı tırt yaparsın. Yine gelişirsin. Evet, kesinlikle gelişirsin. Ama sen kendini zorlamadın, 4-5 yıl devirmediğin için o kürü bırakınca kesinlikle tutamazsın o kütleni. Salonlarda gördüğünüz insanlar vardır. Bir şişiyor, bir sönüyor, bir şişiyor, bir sönüyor. Bunlar işte o kişiler. Antrenmandan bilmez, beslenmeden bilmez. Biraz karbonhidrat, glikojen depolar, biraz su tutar, şişer, ilacı bırakınca her şey gider. Ama arkadaşlar, ilerleyen sporcular, sürekli belli bir seviyede kalan sporcular bu işi çözmüş insanlardır. O yüzden bir senede, 2 senede bu işi çözdüm sanıp aklınızdan çıkarın. Bu benim düşüncelerim, benim tavsiyelerim. O yüzden 1-2 senelik sporcu ilacın rahatlığına alışınca, o ilacı bırakınca eziyet çekecektir, gelişemeyecektir, psikolojisi bozulacaktır, ne yapacağını bilmeyecektir. Çünkü oturmuş bir disiplin yok. Ana sebep bu. Yani genetik, yarışmacılık, bunlar biraz bu işin süsü ama altta yatan mantık aslında bu. Benim fikirlerim bu şekilde. Umarım bunu kullanmayı düşünenler, düşünmese bile aklının bir köşesinde soru olan insanlar için yardımcı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.